10 Kasım anlaşmasının ardından barış gücü olarak Karabağ'a konuşlanan Rusya'nın Ermeni yanlısı tutumu ve yapılan anlaşmayı ihlal etmesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tepkisini çekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmelerde Karabağ'da anlaşmanın ihlal edilmemesi konusunda fikir ayrılığına düşülüyor. Atlas Araştırmalar Merkezi siyasi uzmanı Samir Humbatov, Erdoğan'ın Karabağ konusunda Putin'den memnun olmadığını, çünkü Rusya'nın sözünü tutmadığını söyledi. Uzman, Rusya Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki varlığını çoktan kabul etti ve bu nedenle Türkiye ile garantör ülke olarak pazarlık yapmak zorunda kalıyor. Bu göz önüne alındığında, bölgedeki temel sorunların bu taraflar arasında tartışıldığı söylenebilir. 5 Mayıs 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında benzer yapılan telefon görüşmesi diğerlerine benzer olduğu söyleniyor. Taraflar arasındaki telefon görüşmesi sırasında dağlık Karabağ sorunu konusunda bir fikir birliğine varamadılar. Bu yüzden sadece basına genel bir fikir verdiler. Aksi takdirde görüşmelerin detayları geniş çapta bildirilirdi dedi. Zengezur koridorunun açılmasının önündeki en büyük engelin Rus tarafı olduğunu belirten uzman, elbette herkes Rusya'nın tam bir çözüme ulaşma niyetinde olmadığını anlıyor. Ana hedefi çatışmayı uzatarak bölgedeki varlığını sürdürmektir. Üçüncüsü, Rusya Dışişleri Bakanı'nın doğrudan Ermenistan'dan değil, Rusya'ya gidip sonradan Azerbaycan'a dönüşünün ana amaçlarından biri, Ermenistan'daki görüşmelerin ayrıntılarını Moskova'da tartışmak ve ardından nihai sonuç ile Azerbaycan'a gelmektir diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermenistan'ı ziyaretinden bir gün önce, 2. Karabağ Savaşı'ndan önce Hadrut'ta yaşayan Ermeni nüfusun Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yapmalarının dördüncü mesele olduğunu belirten uzman, şikayetçiler, kendi memleketi Hadrut bölgesi dışında ne Ermenistan'da ne de Dağlık Karabağ'ın başka herhangi bir bölgesinde yaşamak istemiyorlar ve Hadrut'a dönmek istiyorlar dedi. Tüm bunlardan Ermeni tarafının bölgedeki durumun Rus baskısı altında normale dönmesini istemediği sonucuna varılabileceğini aktaran uzman, bu nedenle 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmanın şartlarının çeşitli bahanelerle üçlü formatta uygulanmasını uzatmaya çalışıyorlar görünüşe göre Ermenistan'ın attığı bu adımlar Rusya'nın çıkarına dolayısıyla Rusya bu konularda Ermenistan'a baskı yapmaya niyetli görünmüyor. Son olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Tartışılacak konular Dağlık Karabağ sorunu olacak dedi. Ermenistan ile Gürcistan arasındaki eyaletler arası karayolu Azerbaycan tarafından kontrol edilecek. Ermeni siyaset bilimci Edgar Elbakyan, Ermenistan'ın kuzeyinden güneye başlayan otoyol ve bu otoyol üzerindeki 1777 metre ve 1678 metrelik isimsiz yüksekliklerden geçmektedir yeni teslim belgesinin yürürlüğe girmesiyle Voskepar köyü Azerbaycan'ın eline geçecek ve Ermenilerden kurtulacak, Ermenistan-Gürcistan eyaletler arası karayolu Azerbaycan'ın kontrolüne girecek. Ermenistan-İran eyaletler arası yolunun aslında Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu hatırlarsak, Ermenistan nihayet Türk dünyasının ağzına düşecek dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına ve o bölgelerdeki büyük ölçekli yıkıma rağmen geleceğe bakmaya hazır olduklarını belirterek, umarız zamanı gelir ve Güney Kafkasya'daki aktif işbirliği ve entegrasyondan konuşuruz dedi. Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durum, Ermenistanla ilişkilerin geleceği, Azerbaycan'ın planları konusunda konuşan Aliyev, farklı ülkelerden eski cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanların yer aldığı katılımcıların sorularını yanıtladı. Aliyev, savaşın bölgedeki durumu tamamen değiştirdiğini, dolayısıyla Güney Kafkasya için yeni yaklaşım ve yeni gündeme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. İşgal döneminde Ermenistan'la hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaklarını açıkça ifade ettiklerini hatırlatan Aliyev, şimdi geleceğe bakmalıyız. Azerbaycan, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına, o bölgelerdeki büyük ölçekli yıkıma rağmen entegre Güney Kafkasya'nın parçası olarak geleceğe bakmaya hazırdır. Umarız zamanı gelir ve Güney Kafkasya'daki aktif işbirliği ve entegrasyondan konuşuruz dedi. Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın güneyinde Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu. Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda su takı gösterisiyle karşılandı. Havalimanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Büyükelçi Ekici, tören sonrası yaptığı açıklamada, tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor, dedi. Türkistan'a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin Türk Hava Yolları olduğuna dikkati çeken ekici, İstanbul ile Türkistan arasında bir havayolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum, yorumunda bulundu. Türk Hava Yolları, İstanbul-Türkistan İstanbul seferini B737 tipi uçakla ilk aşamada haftada bir daha sonra kademeli olarak haftada ikiye çıkaracak.